gönüllerde bu şekilde yer etmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Her Anadolu şehrinde tarihin değişik dönemlerinde yaşamış, Anadolu şehirlerini kültür olarak, gelenek olarak ayakta tutan, o toplulukta birlik, beraberlik, bütünlük sağlayan kanaat önderleri olarak bilinen manevi mimarlar var. Fakat şöyle bir bahtsızlık yaşadık. Uzun bir süre Anadolu'nun birçok ilinde bu türden manevi mimarlar yetişmemeye başladı. Biraz çorak bir dönem yaşadık. Biraz verimsiz bir dönem yaşadık. Bu verimsiz dönemi kıran nadir şahsiyetlerinden bir tanesi Tahir Hoca. Biz Tahir Hoca'yı tanımadık. Yani tanımadık derken sizin gibi tanımadık. Biz Tahir Hoca'yı sevdik, uzaktan sevdik, uzaktan bildik. Tahir Hoca bu anlamda Konya'nın geleneğine, kültürüne, birikimine, geçmişine layık bir şekilde Konya'dan son dönemde neşet etmiş bir manevi mimardı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Söylemek istediğim, değinmek istediğim ikinci konu şu. Maalesef çok tuhaf bir dönemde yaşıyoruz. Hali hazırda içinde yaşadığımız toplumda kanaat önderi diye toplumun tamamının üzerinde hemfikir olacağı, fikirlerine, kanaatlerine saygı duyacağı, itibar edeceği önderlerimiz, mimarlarımız artık yetişmiyor. Abdullah hocamız konuşurken söyledi, İnşallah bundan sonra biz toplum olarak böyle mimarların yetişmesi sürecine katkı veririz, yetiştirebiliriz. Tahir Hoca'yı seven, Tahir Hoca gibi yetişen genç bir kuşak inşallah yetiştirebiliriz. Dikkat çekmek istediğim üçüncü nokta da şu. Bu türden manevi mimarlar yetişiyor, vefat ediyorlar. Bize düşen nedir? Bize düşen Büyükşehir Belediye Başkanımız bugün bizi bir araya toplama sebebi olan bu türden belgesellerle bu manevi mimarlarımızı anmak, gelecek kuşaklara örnek göstermek, hatıralarına sahip çıkmak, ocaklarının, dergahlarının yanmasını, ışıl ışıl olmasını temin etmek. Bize düşen husus da budur. Günü her dem dolu, her dem başlayan ezel senedi, o rengin kavuran beyzasındalar. Ne cennet tasası ve ne cehennem.